Bu videoda aynı eğrinin farklı parametrik denklemlerini bulacağım ama eğri üzerinde farklı hızda hareket ediyor olacağız. Umarım böylece konum vektör değerli fonksiyonun türevinin anlamını daha da iyi anlayacaksınız. İlk parametrik denklemde xt eşittir t diyelim ve yt eşittir t kare. T büyük eşittir 0 ve küçük eşittir 2. Bunu konum vektör değerli bir fonksiyon olarak yazmak istiyorsak şöyle yapıyoruz. Bunlara x1 ve y1 diyelim. Konum vektör değerli fonksiyona da r1 deriz. Numaralandırmamın sebebi bu eğrinin farklı bir parametrik denklemini de alacak olmam. r1t eşittir x1t çarpı i. Birim vektör i yani t çarpı i diyoruz. Artı t kare çarpı j. Bunun grafiğini çizerken dikkatli olmalıyız çünkü türevin burada ne anlama geldiğini iyi anlamanızı istiyorum. Burası 1, 2, 3, 4, x eksenini de çizeyim, x eksenini de yine eşit parçalara böleceğim yani 1 ve 2. T 0'a eşit olduğunda x ve y koordinatlarının ikisi de 0 olur veya bu 0 vektörü olur. T 1'e eşit olduğunda ise bu 1 çarpı i artı 1 çarpı j olacak. 1'in karesi 1'e eşittir, yani j burası. T 2'ye eşit olduğunda ise 2i artı 4, 2'nin karesi 4, çarpı j olacak. Bu vektörleri ucuca ekleme yöntemiyle toplarsak bitim noktası şurası olan bir vektör çıktı değil mi? Vektör şöyle bir şey olacak. Bu 2'nin r1 vektörü, bu 0'ın r1 vektörü, bu da 1'in r1 vektörü. Sonuçta izimiz parabole benziyor. İlk parametrik denklem grubundan bunu çıkardık. Şimdi biraz daha düzgün çizmeye çalışayım. Şu okları sileyim çünkü çizimimizin güzel, tertemiz olmasını istiyorum. Şimdi bu bir parabol olacak. Şu noktayı sileyim çünkü yanlış yerde, burada olması lazım. Parabolüm şöyle bir şey olacak. İlk parametrik denklemler böyle. Şimdi aynı eğriyi biraz farklı şekilde ifade edeceğim. x2t eşittir 2t diyelim. y2t de 2t kareye eşit diyelim. Veya 4t kare de diyebiliriz. Şimdi t 0-2 aralığı yerine 0-1 aralığında değer alsın. Bu izin bir öncekiyle aynı olduğunu göreceğiz. İkinci konum vektör değerli fonksiyonumuz r2t eşittir 2t çarpı i artı 4t kare çarpı j. Bunun grafiğini çizersek, eksenlerimi tekrardan çizeyim çünkü sonra türevleri bunun üstüne göstereceğiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2. T 0'a eşit olduğunda ne olur? R 0 nedir? Bunlar 0 olacak. 0 vektörü çıkacak. Yani x ve y 0 olacak. T 1 bölü 2'ye eşit olduğunda peki ne çıkacak? 1 bölü 2 çarpı 2 eşittir 1. Ve 1 bölü 2 kare yani 1 bölü 4 çarpı 4 eşittir 1. Buna göre t 1 bölü 2 eşit olduğunda 1'e 1 noktasında olacağız ve t 1'e eşit olduğunda da noktamız 2'ye 4 olacak. Dikkat ettiyseniz izimiz öncekiyle tamamen aynı. Türev almadan önce izlerin aynı olduğunu görmüş olduk. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek gerekiyor. T parametresinin gerçekten zaman olduğunu varsayalım. Genelde bu böyledir. Yani zaman olmak zorunda değil ama öyle olduğunu düşünelim. Peki burada neler oluyor? Birinci parametrik denklem sisteminde bu izi oluşturmak için 0 saniyeden 2. saniyeye yol aldık. 1 saniye sonra nokta buradaydı. Sonra da şuraya gitti. Bu eğri üzerinde hareket eden bir nokta varmış gibi düşünebilirsiniz ve bu nokta 2 saniye boyunca hareket ediyor. Bu durumda ise aynı eğri üzerinde hareket eden başka bir nokta var ve bu eğriyi 1 saniyede kat ediyor. Yarım saniyede de şuraya geliyor. Yani bu 1 saniyede buraya gelmişti, bu yarım saniyede geldi. Yani iz ve eğri aynı olsa da ikinci parametrik denklemlerin noktası daha hızlı. Bu noktanın daha hızlı hareket ettiğini, o yüzden 1 saniyede eğrinin sonuna ulaştığını unutmayın. Şimdi bu ikisinin türevine bakalım.
R bir üssü t türevi alıyoruz. Hatırlarsanız bunların türevi çarpı birim vektörler demiştik. T'nin t'ye göre türevi eşittir 1, yani 1 çarpı i. 1i artı, buraya 1 koymak zorunda değilim, artı t karenin t'ye göre türevi, yani 2t, artı 2tj, 2tj. Şimdi buranın türevini alalım. R2 üssü t, R2, 2t'nin t'ye göre türevi 2, yani 2i, artı 4t karenin türevi eşittir 8t, değil mi? Evet, şimdi size sorum şöyle. Değişik noktalardaki türev vektörleri neye benzer? Zaman 1 olduğunda hangi hızla hareket ettiklerine bakalım. Spesifik bir nokta alalım. Bu genel bir formül. Şimdi spesifik bir noktadaki türevi bulalım. T1'e eşit olduğunda R1'i bulalım. T1'e eşit olduğunda R1. Eğri üzerindeki spesifik noktayı almak istiyorum. Spesifik zamanı değil. Eğri üzerinde 1 saniyeyi belirten şu noktayı, evet, almak istiyorum ve bu nokta zamanın 1 bölü 2 saniyeye eşit olduğu yer. 1'in r1 üssü değeri eşittir, burada türev alıyoruz, 1i, t'ye bağımlı değil. 1i artı 2 çarpı 1j, yani artı 2j. Yani bu noktada konum vektör değerli fonksiyonun türevi eşittir 1i artı 2j. Bunu şu şekilde çizebiliriz. Şimdi 1i'yi şöyle çizelim ve 2j. 2j böyle. Yönü eğriye teğet gibi görünüyor, parçacığın hareketiyle aynı yönde. Unutmayın, parçacığın buradan şuraya hareket ediyor, yani teğet aynı yönde. Birazdan bu türev vektörünün uzunluğunu bulacağız. Buradaki r1 üssü, bu bir vektör. Bize konum vektörümüzün zaman 1 saniyeye eşit olduğunda zamana göre anlık değişimini veriyor. Şimdi aynı konumu bu eğride bulalım. Ama bunun zamanı farklı olacak. Bunun zamanı 1 bölü 2 saniye. Burada r2'nin türevi var. Bunun 1 bölü 2 için değerini bulacağım çünkü burada t eşittir 1 bölü 2 saniye. Yani bu eşittir 2i, burası zamandan bağımsız. 2i artı 8t. Burada zaman 1 bölü 2, 8 çarpı 1 bölü 2 de eşittir 4. O zaman artı 4j, güzel. Bu neye benzer? Buradaki anlık türev. Bunu şimdi çok açık bir şekilde göstermek lazım. 2i, belki 2i bu uzunlukta, artı 4j bizi buraya ulaştırır. 4j şu vektör. Bunları ucuca eklediğimizde şöyle bir şey çıkıyor. Evet, daha güzel çizebilirdim ama şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki vektör de aynı yönde. İkisi de eğrimize teğet. Ama bu vektörün uzunluğu şu vektörün uzunluğundan daha büyük. Bu gayet mantıklı çünkü bu konum vektör değerli fonksiyonlardan ve türevlerden bahsederken uzunluğu skaler hız olarak düşünebileceğinizi söylemiştim. Eğer bu parametrik denklemlerin eğri üzerinde hareket eden bir noktayı temsil ettiğini düşünürsek, bu uzunluk da skaler hız olur. Bu durumda parçacık 1 saniyede şuraya gidiyor. Yani şu parçacıktan çok daha hızlı hareket ediyor. Düşünürseniz bu vektör şu konum vektörünün vektörel hızıdır. Vektörel hız, skaler hız artı yöndür. Evet, skaler hız ne kadar hızlı gittiğinizdir. Vektörel hızsa hangi yönde ne kadar hızla gittiğinizdir. Bu hızla gidiyorum. Pisagor teoremiyle bunu hesaplayabilirim. Ama size yön mantığını da göstermek istedim. Yani bu yönde bu hızla gidiyorum. Burada ise daha hızlıyım. Uzunluğum böyle ama yönüm aynı. Evet, umarım konum vektörlerinin türevlerini anlamışsınızdır. Hoşça kalın.